Ersin Camoğlu Demokrasiymiş. Hadi oradan be. CHP bir yalan uyduruyor. Sonra uydurdukları yalana kendileri de inanıyor. Gerçek ortaya çıksa da yalana devam ediyorlar. Şaka gibiler valla. Bunlarla uğraşmak için sinirleri aldırmak lazım. 2023'ü bu yalanlarla almak niyetindeler. Hele Kemal Kılıçdaroğlu. Adam fütursuzca yalan söylüyor. Yüzü de hiç kızarmıyor. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan, Olay TV'nin iktidardan gelen baskı yüzünden kapatıldığı yalanını dillendirdi. Kanalın sahibi Cavit Çağlar ısrarla kanalı PKK yanlısı yayın yaptığı için kapattığını açıklıyor. Onlar hayır baskıdan kapandı diyor. Kanalın sahibini dinleyen kim? Ulan patron kanalı bunun için kapattım diyor. Bunlar hayır iktidar baskı yaptı bu yüzden olay TV kapandı diyor. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Güya Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar iktidar baskısından korkmuş kanalı kapatmış. Buna kargalar bile güler. Çağlar eski bakan, politikayı da sistemi de bilen biri. Hem bu işin içinde CHP var, Nuri Çolakoğlu'nun kurduğu Erdoğan düşmanı kadrolar var. En önemlisi de Ekrem İmamoğlu var yakında bulağın da patlar. Solcul eşkerler kanalın kapanmasıyla bir savaşı kaybettikleri için üzgün. 2023 onlar için de son şans çünkü. Medyayı bir silah olarak kullanacaklar. ABD ve Avrupa reisi yemek için ısrarla. Bu amaçla CHP yandaşı T24, Medyascope, Biyanet ve Duvar gibi internet sitelerini paraya boğuyor. Onlar da özgür yayıncılık adı altında yalan ve iftiralarla hükümete vuruyor insanların beynini böyle yıkıyorlar. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirme gibi uyduruk bir gerekçeyle sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve medyaya milyonlarca dolar hibe edeceğini duyurdu. Kim kime durduk yerde para verir? Demokrasiymiş. Hadi be. Amerika ve demokrasi yan yana ha? Irak'ta ve Orta Doğu'da demokrasi adı altında ne katliamlar yaptığını gördük. Türkiye'deki darbeleri de demokrasi için yaptılar. 1960'ta CHP'ye Adnan Menderes'i ve iki bakanla astıran ABD'ydi. 12 Eylül darbesi de onların eseridir. 28 Şubat'la 15 Temmuz'da. Şimdi de Erdoğan'ın kellesini istiyorlar. Bu kez bunu askere değil Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına yaptıracak. Bunun adı yine demokrasi olacak. Memleketi ABD'ye satacaklar. Sanıldığı gibi en tehlikeli bağımlılık alkol, eroin ve kokain değildir. Körü körüne paraya, siyasi lidere, partiye, ideolojiye bağlanmaktır. Toplumları ve devletleri yıkıp yok edip çürüten, çatıştıran bu bağımlılıktır. Hitler SSCB'ye saldırma kararı alınca İsmet İnönü'den yardım istedi. İnönü de generalleri Ali Fuat Erden'le Hüseyin Hüsnü Erkilet'i Hitler'e gönderdi. Hitler'le ince bir plan yaptılar güya Stalin'i içeriden vuracaklardı. Ama Türk ajanlar SSCB'de sabotaj yapamadan yakalandı. Kahraman İnönü, faşist sitlerin de kahramanıydı. Durum bugün de aynıdır. Kılıçdaroğlu memleket ayrına çalışmıyor. Aksi olsa dünyayı dize getirirdik. Dersimli Kemal'in bu millete kini var. Atatürk'e de öfkesi. Partiyi ne hale getirdiği ortada. CHP Muğla Milletvekili, sevgilisi tarafından yakılıp üstüne beton dökülerek vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesine davadan vazgeçin demiş. Çünkü katilin annesi CHP'liymiş. Yani partide insanlık da bitmiş. Bunlar CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğu görmez, parti içindeki tecavüzlere de susarlar. Can Dündar sanki kaçmadı, Almanya'ya büyükelçi olarak gitti. Sanki ağabey Nurettin Demirtaş kandilde piknik yapıyor. Selahattin Demirtaş'ı salında gününüzü görün. CHP'yi PKK'nın arka bahçesi yaptılar. Artık mide bulandırıyorlar. Ersin Ramoğlu, Pensilvanya şeytanı suikast hazırlığında. Fethullah Gülen video kaydında şöyle diyor. Acaba şimdi ne yapsak? Daha ciddisini yapmamız lazım. Ses getirecek bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Önemli bazı kimseleri gerçekten meseleye darbe dedirteceğimiz şekilde öldürüp yeni bir kargaşa tipi yaratmalıyız. Kişileri böyle kandıralım. Kamuoyunu lehimize değiştirelim. Fethullah Gülen'in ölümcül sonuçları olacak yeni bir planı var. Yalansa yalan, suikastsa suikast. Ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Yeni tuzaklar kurup can alacaklar. Ülkeyi böyle karıştıracaklar. Hedefteki bir siyasetçi, iş insanı ya da bir gazeteci olabilir. FETÖ etikmiş, değilmiş, günahmış, vicdansızlıkmış aldırmaz. Freni patlamış kamyon gibi son sürat geliyor. CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu da ABD sayesinde özgüven patlaması yaşıyor. Tuzan başarılı olacağından o kadar emin ki adam medya temsilcilerine reisin adaylığı ile ilgili olarak aday olsun da boyunun ölçüsünü alsın diyor. Aklınca meydan okuyor. Bay Kemal büyük bir kumar oynuyor. Başına neler gelebileceğini hesap etmiyor. 2023'te siyasi hayatı bitebilir. Aynı şey Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, Karamollaoğlu ve Meral Akşener için de geçerli. 2023 çıkarları için önemli. Aslında memleketi düşündükleri yok. Amerika Birleşik Devletleri de kurtulmak istiyor. Bunu fırsat bildiler. Amerika Erdoğan'a boyun eğdiremedi. Reis sözünün eri üstelik ikide bir onlara parmak sallıyor alttan almıyor. ABD ve AB Türkiye'nin yeni bir güç olmasından da korkuyor. Milli silahlarımızdan çekiniyorlar. Reisin kuracağı Turan ordusunun karşısında kimsenin duramayacağını Karabağ'da gördüler. Azerbaycan-Ermenistan savaşı onlara iyi bir ders oldu. ABD Kılıçdaroğlu önderliğindeki ittifaka bu yüzden reisi indirme görevi verdi. Zaten Joe Biden bunu açık açık söyledi. Bay Kemal'e Türkiye'yi durdur dedi. O da hedefe kilitlendi. Ne PKK, ne FETÖ, ne de CHP içindeki tecavüzler umrunda adamın. Tek hedefi Erdoğan. Amerika ne diyorsa onu yapıyor. CHP milli çıkarlarımızı koruyacak olan Libya tezkeresine hayır oyu verdi. Afganistan tezkeresine ise evet dediler. Çünkü ABD böyle istedi. Bu duruş, KK'nın emperyalizmin emrinde olduğunun ve Türkiye'yi durdurmak istediğinin tesciridir. ABD, KK ve Akşener gibi kullanışlı aparatlarla Türkiye'ye diz çöktürecek. Bu ayrı kodları iktidar sözü aldı. Kılıçdaroğlu güneyimizde ise ortağına bir PKK devleti kurduracak. Reisi ikna edememişlerdi ama Kılıçdaroğlu'ndan söz aldılar. Reisi darbede yola getiremedi. Yeni bir darbede ona sökmezdi. Osmanlı'ya dönmemizden korkuyorlar. Carlo benzeri bir suikasta ülkeyi karıştırabilirler. CHP'nin ortamı gelmesi bu işe yarar. Bay Kemal'i öldürebilirler. Müebbettik FETÖ'cü haşhaşiler de sabırla 2023'ü ve Kemal'i bekliyor. Firari FETÖ'cülerin yakınlığını izliyorum. O kadar rahatlar ki biri kardeşim gelecek diyor. Nasıl sorusuna sadece gülüyorlar. Bir başkası kayınçom çıkacak az kaldı diyor. Belli ki hepsi umudunu ABD Başkanı Joe Biden'a bağlamış. Fethullah Gülen cezaevindeki adamlarına sabredin az kaldı çıkacaksınız diye haber gönderiyor. Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarına açıklamalarıyla moral veriyor. Ahim'in Demirtaş'a verdiği tahliye kararı da FETÖ ile başlarını içeriden çıkaracak bir işaret fişeğidir. Kavala içinde benzer bir kararda çıkabilir. CHP'li Engin Özkoç'un reise yönelik hakaretleri ve 70 sene önce tarihe karışan Türkçe ezan meselesini Ekrem İmamoğlu'nun hortlatması boşuna değildir. Memleketi seven herkes olanı biteni dikkatle izlesin. Ersin Ramoğlu